Selamun aleyküm ustadım. Bingöl'den Abdullah. Bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Bu petiklerimizi biz güveden korumak için şöyle formik asiti bastık. Şu iki poşeti bu şekilde yukarı geçirdik. Alttan üstten tek poşettir böyle. Her kovana da 10 cc olacak şekilde şu üst tarafa 20 cc formik bastım ve bu şekilde de bunları bağladım. Ama bir hafta sonra açtığında bu şekilde maalesef güvelenmiş olarak gördüm. Acaba formik asit mi sahte veya biz mi yanlış yaptık? Bu şekilde girmiş. Şöyle. Yeni yeni şu anda icraata başlamış güveler. Bu konuda güvendiğiniz bir formik asit var mı acaba? Çünkü kekik yağında gerçekten yardımcı olduğumuz Allah razı olsun. Ama bunda şu anda Allah'tan bir hafta sonra tekrar ben açayım bakayım diye bir baktım. Ve bu şekilde hocam. Güvendiğiniz bir formik asit varsa tavsiye ederseniz çok çok sevinirim. Şimdiden çok çok teşekkürler. Allah razı olsun. Ustadım şöyle şu peçetelere, burası 3 kat hantal boy poşetler var, çok büyük, 3 katı saracak şekilde koydum ve bunları 30 cc olarak şu peçetelere formik bastım. Şu anda bakıyorum, yeni açtı mesela, bir hafta önce yapmıştım bunları. Şu anda bunlarda hiçbir koku kalmamış. Acaba poşette sızmadan dolayı da bir sıkıntı olmuş olmasın mı? Bunların hepsinde o şekilde yaptım ve hepsinde de güve aynen devam etmiş. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünlerde en çok muzdarip olan bu konu. Size bir arkadaşımızın yolladığı videoyla cevap vermek istedim ve o videoyla görürseniz hepiniz de yanlışın nerede yapıldığını, doğru işlemin nasıl olduğunu hemen öğreneceksiniz. Ve sıfır petek kaybıyla inşallah peteklerinizi muhafaza edeceksiniz. Şimdi videoyu izlediniz bundan önce. Benden önce videoyu izlediniz. Videoda arkadaşımız benden duyduğu şekilde değil. Ben böyle anlatmadım çünkü defalarca anlattım. Siz kendi doğaçlama yapmış muhtemelen. Peteklerde haliyle güvelenmiş. 250 peteğe varmış. Bu 250 petek 100 liradan her bir kabarmış peteğin bu yıl satıldı. Seneye belki daha pahalı olur. Hesabını yapın işte. 100 peteğin, 250 peteğin 100 liradan ne der? 25 bin liradır. 25 bin lirayı 200 lirayla kurtaracağız. 200 liralık bir formik asitle. Peki nasıl olacak? Şimdi bu işlemi yapmış arkadaşımız gördüğünüz gibi. Bu işlemde hata eksik olan şu. En alta kuluçkaya, kovana yani kovanımıza bir kovan koyuyoruz en alta. Bir tane naylon seriyoruz. Bu poşet parçası falan değil. Gidiyoruz hırdavatçıdan gerekirse 50 liralık 100 liralık naylon kestiriyoruz. En alta şöyle sağını solunu iyice kavrayacak şekilde aşağıdan delik açık bırakmayacak şekilde bir naylon seriyoruz. 10 tane petek koyuyoruz üzerine. Üzerine kat koyuyoruz. 10 petek o kata koyuyoruz. Bir de kat daha 5 kat boyumuz ulaşana kadar yapıyoruz. 50 tane petek bir sıraya 5 kata koyduk. Yani 4 tane kat koyduk. Bir de kuluçka kovan 5 kat. Boyumuz rahat ulaşır bunlara bakmaya. Bunları koyduk. Sonra
yan tarafa bu 250 peteği varmış arkadaşın, onun için anlatıyorum. O 250 petek, sen o 3 petek, 5 petek, neyse 10 petek veya 20 petek fark etmez. Yapmak gereken şu: kuluçkaya güzel naylonluyoruz, üzerlerine petekleri dolduruyoruz 10 peteğe. Üzerine kaç peteğimiz varsa o kadar kat koyuyoruz. En üste gelince, en üste kaç petek kat koyduk? 3 kat. Bir tane de kuluçka 4. 4 tane formik kabı koyuyoruz. Veya bir tane kat koyduk. Bir de taban, ne onun adı? Kuluçka 2. 2 tane formik kabı koyuyoruz o zaman. Diyelim 6 tane koyduk veya yerimiz dardı, ya zamanımız yoktu, uygundu, merdivenle çıktık. 7 kat koyduk veya 8 kat koyduk. 80 tane petek eder 8 katta. Yani şeyle, kuluçkayla 7 kat, bir de kuluçka 8. Abi 8 katta 80 tane petek eder. 8 kata, yani kuluçka 1, 7 tane de kat, 8 kat diyoruz biz buna. 8 kata, yukarıya 8 tane formik kabı koyuyoruz en üste. Formik yukarıdan aşağı buharlaşacağı için hızlı bir şekilde buharlaştırmak amacımız. 8 tane formik kabına 80 cc, 10'ar cc'lik her birine formik dolduruyoruz. Arkadaşımız buraya kadar doğru yapmış. Aşağıya naylonlamış, yukarıya formik koymuş kafasına göre. Kapatmış arkadaşımız. Ha, peki niye öldürmedi? Öldürmez böyle. Amacımız şok buharlaştırarak güve yumurtalarını öldürmek. Şok buhar öldürür onu da ancak. Bunu nasıl yaparız? En üst kata çıkıyoruz. Kaç kat koyduk? 8 kat. 8 tane de formik kabı koyduk ya, 80 cc. İşte yukarıdan aşağıya 80 cc'yi de döküyoruz. Petek aralarına böyle gezdirerek. Şu petek arasına, sola şu petek arası, şu petek arası, şu petek arası. 80 cc'yi üst kaplara koyduk, formik kaplarına. Artı 80 cc'yi de döküyoruz içine. Çimdiriyoruz petekleri yukarıdan aşağı. Bunlar o kadar şiddetli buhar olur ki maskesiz yapmayın veya yapınca hemen kaçın. Nefes almayın. Bu 80 cc'yi dökünce. Naylonunu kapatıyoruz en üstte de. Naylon kapatacaksınız aynı aşağıya koyduğunuz gibi, üstte de naylonu kapatıp kapağını kapatıyoruz kovanın. Ondan sonra hiç gözünüz arkada kalmasın. 1 sene, 2 sene, 5 sene içeri böcek, kelebek girmesin yeter. Artık petekleriniz tertemiz olur. Kimyasal kalıntı falan da bırakmaz. Formik asit de, korkmayın öyle birilerinin kimyasalı da diye uydurduğuna. Böylelikle peteklerinizi basit bir şekilde 100-200 liralık bir formik asitle 25 bin liralık peteğinizi sapa sağlam kurtarırsınız, korursunuz. Kovanların, eski tür kovanların altında delikler olur. Oralara sinek teri çalmışsınızdır. Dikkat edin, oradan fare girer, petekleri imha eder. Oraya dıştan en alt kovana şey çakın. Hırdavatçılarda bulunur kum elekteli, en incesinden kum elekteli. O serttir, onu fare kemiremez. Onu alttan çakın, içeriden sinek teli çakın. Çift kat olsun. Fare de çok önemli bu petek muhafazasında. Petekleri mahveder fare girerse. Böylelikle güvesiz, tertemiz, faresiz peteklerinizi bir önümüzdeki yıla saklamış olursunuz. Önümüzdeki yılda onar onar indirirsiniz her kat verdiğinizde veya petek vereceğiniz zaman. İşte Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da tüketirsiniz kolayca. Sıfır temiz petek gibi koyduğunuz gibi alırsınız, emin olun. Saygılar herkese.